Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an Batanya ile savaş halindeyiz. Şöyle bir envanterimize bir bakalım. Önceki bölümde de hatırlayacağınız üzere seferden sefere koşturup duruyorduk. Hala Batanya ile savaş, Batanya neydi pardon, özür dilerim. Batı İmparatorluğu ile savaşımız henüz bitmedi. Bir bakalım abi. Az önce de Batanya dediysem kusura bakmayın. Yani giriş konuşmasında. Bazen karıştırabiliyorum. Tamam abi. Sıkıntı yok. Şu asker durumumuz nedir abi? 3 tane upgrade yapabileceğimiz askerimiz varmış. Şunu şunu ve şunu yapalım. Para durumumuz 89K paramız var. Önceki bölümde şey demiştim. Bu bölüm için bir evlenme olayına belki girebiliriz. Yetiştirebilirsek bu savaşlar bir barışla sonuçlandırabilirsek eğer bu bölüm bir barış yapabilirsek belki evlenebiliriz. Peki gel abi. Atta ne diyorsun? Sen binicilikte ne gelişmiş? At sırtındayken menzilli silahlarla verdiğin hasarı %10 arttırır. Senin formasyondaki atlı okçular %5 daha fazla menzilli hasar verir. At sırtındayken yakın dövüş hasarını %5 arttırır. Senin formasyondaki yakın dövüş silahı kullanan süvariler %5 daha fazla yakın dövüş hasarı verir. Ben aşağıdakini seçeceğim. Cazibede. Ya bunları iptal etmenin bir yolu var mı acaba? Sıfırlamanın daha doğrusu. Yani şunu iptal edip aşağı verebilir miyiz mesela? Ya böyle bir olay var mıydı? Bir yenilik var bununla ilgili de tam detayını bilmiyorum. Yani becerileri sıfırlama değil de becerileri güncelleme ile ilgili sanırım bir şeyler gelmiş mi? Böyle bir şeyler okudum bir yerde ama doğruluğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bunda hatta bir aranaya girelim abi, bir saniye. Bir aranaya gir. Bir ona bakalım. Bu turnuva üstatlarında insanların becerilerini de bu arada sonradan Türkçe'ye çevrilmiş. Normalde ilk başladığımız zamanlar bura İngilizceydi. İnsanların becerilerini geliştirmelerine ve yeni eğilimler pardon, edinmelerine yardımcı olan eğitmenler. Onlardan birini bulmama yardımcı olabilir misin? Benim için abi. Ha. Sosyallik, zeka, kurnazlık, dayanıklı. Sosyallik desek. Cazibeye odaklanmak istiyorum. 3920 ödeyebilecek durumdaysan hemen şimdi öğretebilirim. Bunu yapmak istediğine emin misin? Şimdi anladığım kadarıyla bu arkadaş sıfırlamıyor. Sadece buraya bir şey mi ekliyor? Peki. Bir saniye. Dur abi. Geri gel. Bu arkadaş sanırım cazibeye bir 3 puan. Ha, tamam, sıfırladı onu. Çok güzel abi. Yeniden dağıttırabiliyor. Yani açtığımız oranda sanırım tekrardan dağıtmamıza izin veriyor. Bu güzel bir şey olmuş. Bir deneme amaçlı yaptım aslında. Tamam. Şunu seçeceğim abi. Evlenirsek çocuk sahibi olalım değil mi? Biraz daha şansı arttıralım. Peki bu neydi abi? Sözden her sorun için bir nam ve nüfus kazanırsın. Savaşlarda kazanılan nüfus %30 arttırır. Bir düşman lordunun birliğini her yendiğinde kendi krallığındaki rastgele bir lordla artı bir ilişki kazanırsın. Abi ben aşağıdakini seçeceğim. Kat ne diyor? %20 kritik ikna başarısızlığından kaçınma şansı. Kat ikna başarısını %10 arttırır. Aşağıdaki mi yukarıdaki mi? Ben aşağıdakini seçeceğim. Tamam abi. Şimdi ticarete bir gelelim abi. Satabileceğimiz bir şey var mıydı? Hemen onlara bakalım. Hiç abi. Buralarda bir şey yok. Tutsakları satmamışız. Bunları bir satalım abi. Asker alabiliyor muyuz? Okçu. Para durumumuz nedir abi?
Aslında okçuları çok almak istemiyorum. Elimde yeteri kadar var diye tahmin ediyorum. Klana bir bakalım. Abi 13 tane okçumuz var. 29 tane de atlı okçumuz var. 34 tane de süvarimiz var. Şu an için iyi. Tamam. Tımarlarda nere? Tımar. Ha, peki. Bize ait bir hanemiz var. Hala sıfır. Faykon'da. Danustika'daki tabakhanemiz 195 veriyor. Ahşap atölyesi Laykaron'da sıfır. Ha, bunlar nedir ya? Neyse. Fırsat bulduğumuzda bir barış ortamı olduğunda onlara da bakalım. Şimdi. Şu ordu kimin ordusu? Ragia'nın ordusuna katıl abi. Katıl. Ertogöya. Ertogöya. İya. Neyse işte. O kaleyi kuşatmaya gidiyoruz anladığım kadarıyla. Ama şuradaki arkadaşa da bir yoklama çekeriz diye tahmin ediyorum. Abi bak bizi kandırıp kandırıp duruyorlar. Abi 18 tane çapulcuya şimdi asker gönder ya. Bir ordu daha kurdular. Ya şuradaki arkadaşı ben alabilir miyim tek başıma? 81 askerim var. Kaç? 15 kişiye karşı mı? Asker gönder abi. Ver onları satarız. Böyle büyük bir çoğunlukla savaşacak olsak normal savaş moduna geçerim ama yani 15-20 kişiye de 1200 kişilik ordu biraz sıkıntı. Seviye atladık abi çok güzel. Fazla yüklerin %20 daha az ceza. Fazla yük taşırken hareket etmek bütün askerlere günde artı 2 tecrübe puanı. Tamam, birlik morali 75'ten yüksek olduğunda %2,5 hareket hızı bonusu. Aslında şu olay güzel ama benim genelde moral seviyem 65'lerde. Yani 75'i çok nadir görüyorum. Onun için aşağıdakini seçeceğim. Fazla yükle ilgili en azından bir de cezadan kurtulmuş oluruz. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi şu cazibeye değil de birine bir puan verelim ama hangisine? Hekimliğe bir puan verelim abi. Bu biraz hızlı gelişsin. Ben demirciliğe bir puan vereceğim. Sonraki aşamada demirciliğe gireceğiz. Serseriliğe hiç vermemişiz. Bir puan buna verelim. Ufaktan o da gelişsin. Fındıklı yayla ihtiyacımız yok şu an için. Normal yaya bir puan verebilirim ama şu an kullanmadığım için geç abi. Şöyle bir bakalım. Biraz bir dakika. Vekilliğe bir puan daha verelim. Aha, şimdi köşeye sıkıştırdık seni. Asker gönder abi. Tamam. İstemiyorum hiçbir şey. Bunları ver satarız. Gel gel kaçma gel. Abi bak aşağıdan 58 geliyor. Devam et. Ha, orduyu ayırdı. Dur abi.
Böyle yapalım. Hop. It's been a while. Güzel abi. Devam et. Beni duydun. Teslim ol ya da öl. Abi saldır. Yerleşme sıfırla. F4 müydü çarpışmaya gir. F4. Tamam. Hatta hepiniz saldırın abi ya. Bir dakika neredeyiz? Burayı dağıtmamız lazım. Burayı dağıtmamız lazım abi. Okçu olmadıktan sonra problem yok. Okçular tüh. Abi doğal olarak bu adamlar. Abi nasıl ölmedin sen ya? Bunlar bizim adamlar. Abi beni bir rahat bırakır mısınız lütfen? Hadi oradan. Tamam, geri çekilin abi. Gelin buraya. Hatta beni takip edin. Geliyor musunuz? Şimdi şuraya saldırın. Hadi oradan. Lan arkadaş şu ağaçlara falan takılıyor ya. Savurduğumuz zaman. Abi gidin. Tamam. Şurada birkaç kişi var. Abi. Başka var mı? O tarafta kimse yok. Şurada bir tane atlı gördüm. Abi şu ağaçlara takılma olayından nefret ediyorum. Nerede lan? Denk gelmedi. Thanos kardeşim. Güzel. Ha, vursana şuna. Bak hele gitti, okçuları öldürüyor ya. Abi. Tek başına geldi, iki okçuyu öldürdü ve okçular dönüp de bir tane sıkmadı. Arkadan başkası sıktı. Vurma lan. Terbiyesiz. Bir şey anlatıyorum şurada. Hadi ya. Güzel. Abi nasıl değmiyor ya? Bir açısı var, bir türlü tutturamıyorum. Elim böyle kaldı ya. Hop. Güzel. Orada kimse var mı? Orada yok. Neredesiniz abi? Şurada bir arkadaş var. Hadi ya. Abi gönderemedim. Gel. Hop. Tamamdır. Başka var mı? Victory. Hepsini al. Tamam abi. Şimdi Janmais'a doğru bir gidelim. Tutsakları falan satacağım. Aramaya gitme. Ham bölgesine git. Tutsakları sat. Demirciye şimdi girmeyeceğiz. Ticaret. Dirgen bende niye işaretli abi? Ben bunu yanlışlıkla mı işaretledim? Sat abi.
Şu kalkanlara bakalım. Şuradaki arkadaşlardan kötü olan varsa hemen değiştirelim abi. Tamam, hepsini sat. Bu arkadaş. Şöyle bir bakalım. Tamam abi, hepsini sat. Burada sıkıntımız yok. Yiyecek durumumuz ne alemde? 23 günlük yiyeceğimiz var. Peki erzak çeşitliliğimiz de var abi. Güzel. 95K altınımız oldu böylece. Peki. Bir yerde daha ordu kurulmuş. Gel abi. Dur. Bir askerlere bakalım. Aslında ben atlı asker almak istiyorum ama ya kuzey tarafından gitmemiz gerekir ya da diğer köylere bakalım ya. Dur. Peki nerede abi bizim sarışın? Sarışın bizim şey değil miydi ya? Bir saniye. Tımarlar diğer değil. Yeniden toplanıyor sarışın. Bu bizim kervan değil miydi ya? Yok, bu bizim ordumuzdaydı. Baharat tüccarı, inek hırsızı. Bizim kervanımız hangisiydi ya? Baharat tüccarı mıydı? Bizim kervanımız baharat tüccarıydı. Tamam. Gel abi. Dur. Bana değil. Gel şuraya. İtalya'ya yardım et. Ya bu kadar adam toplandı. Asker gönder abi. Bak tefek. Sayılarda zaman kaybetmeyelim. İtalya. Tamam. Bunları al. Bunları da al. Satarız. Gel abi. That's close enough. Who are you? Nihayet tanıştığımıza çok sevindim. O zaman teslim ol ya da öl. Asker gönder abi. İki birliğe karşı 18 kişi. Direkt asker göndereceğim. Tamam. Bunları al. Bunları da al. Bir ordu daha kuruldu. Güzel. Kaleye git, zindana git. Tutsak bağışlayamıyorum. Çünkü niye tutsak limiti dolmuş? Peki. Peki abi. O zaman han bölgesine git. Tutsakları bir sat. Ticarete gel. Şunları hemen geri satalım. Ondan sonra da gidip bir orduya dahil olalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bayrakları satabilirim aslında ya. Efendi bayrağıymış. Tamam abi. 99,5K altınımız oldu. Ne gelişti abi? Cazibe mi gelişti? Aynı cinsiyette ilişki kazancını %20 arttırır. Yerleşke içinde aynı cinsiyetten rastgele bir eşrafla ilişkini arttırmak için günde %2 şans. Şimdi genelde biz aynı cinsle görüşüyoruz. Onun için bunu seçeceğim. Aslında yukarıdakini de seçebilirim ama ben bunu seçeceğim. Gel abi. Böyle yapalım. Orduya katıl. Kimin ordusu bu? Bravo. Ordudan ayrılır. Şuraya gidelim. Evet. Yardım et. Güzel. Güzel abi. Askeri gönder. Tamam.
Uçakları ver abi. Şunları da ver. Satarız. Satar para kazanırız. Gel abi oraya da destek atalım mı? Gerçi hallettiler zaten ya. Güzel. Onlar da beraber. Bana git tutsakları bir sat. Ticarete gel abi. Güzel. 100K altınımız oldu böylece. Para konusunda şu an sıkıntı yaşamıyoruz. Ama ileride tabii ki problem olur bize. Bu arkadaşlardaki durumlara bir bakalım. Tamam abi hepsini sat. Burada bir şey yok. Okey. Erzak durumumuz iyi. Moralimiz yüzde 69'a çıkmış. Güzel abi. Asker var mı? Abi atlı asker istiyorum ben ama ya. Abi şöyle gel. Savunan 161. Abi gel o zaman. Buraya. Katılalım. Şimdi şu an kendi gücümü henüz toplayamadım. Bana ait olan bir iki tane kale var ama kaleler çok iyi değil. Doğal olarak birisiye de girmek istemiyum. Tekrardan yani tek başıma orduyu yönetmek istemiyorum. Sorun yaşayacağız çünkü. Kuşatma kampı yalnız çok yavaş gidiyor. Bu arada ben şuraya bakayım. Vekillik artmış. Ordudayken erzak tüketimi %10 azalt. Kaleler için garnizon ücretleri %20. Garnizon ücretlerinin inmesi bizim işimize yarar. Sahip olduğun atölyeler %20 daha fazla üretim gerçekleştirir. Kuşatma aletleri %20 daha hızlı inşa edilir. Aslında ikisi de iyi. %20 küçümsenecek bir oran değil garnizon için. Erzak tüketimi de iyi. Burada da şu atölye kafamı karıştırıyor. Yani kuşatma aletlerini çok umursamam ama şu atölyelerin olayı kafamı karıştırıyor. Sahip olduğun atölyeler acaba şeylerden mi bahsediyor? Bu dükkanları falan satın aldık ya, onlardan bahsediyordur diye tahmin ediyorum. Şu an bizde sıfır üretim yapan yer var. Yani onlar biraz artacak mı acaba? Onu mu algılamalıyım ben buradan? Emin olamadım. Ama ben garnizon ücretlerinden gideceğim abi şurada ya. Ya maliyeti mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışacağım. Öyle yani stratejiyi öyle kurmaya çalışacağım. Onun için bunu seçeceğim. Ha çok sıkıntı yaşarsak nasıl yapıldığını en azından gördük. Biraz paraya mal oluyor ama gidip sıfırlayabiliyoruz en azından. Ama kaç kere yapabiliyorum bilmiyorum. Ya bunun bir sınırı var mı yani? Şimdi az önce yani bölümün başında cazibeyi sıfırladık. Puanları tekrar dağıttık ama bunun bir sınırı var mı? Yoksa paramız olduğu zaman istediğimiz gibi gidip değiştirebiliyor muyuz? Nedir yani? Sen bunları yapana kadar bayağı zaman geçecek de ben bir şeye daha bakmak istiyorum abi. Şurada bu arkadaşların durumu nedir? Verebileceğimiz bir puan var mı? Şu an göstermiyor gerçi de. Bunda mesela bir puanımız varmış. Kim bu? Kim lan bu? Ha, sarışın. Pardon.
Şuralarda isim arıyorum da. Tamam, şimdi bu arkadaşın aslında ticareti, bu bizim kervan buydu ya. Day. Peki şöyle bir şey yapalım abi. Ben bunun biniciliğine bir puan arttıracağım. Savunan 162. Bunlar neyi bekliyor abi? Zaman falan tükenmesini mi bekliyor? Yeni bir ordu mu bekliyor acaba? Maraşaller için oy ver. Yani. Ben çekimserim diyeceğim. Güney İmparatorluğu yüksek mevkili soylulara büyük ordular toplama hakkı tanıma mareşallere başlayacak. Bu karar konsey tarafından desteklendi. Yüksek mevkili soylulara büyük ordular toplama hakkı tanıma. Tamam. Yani herkes ordu toplayabilecek mi? Onu mu algılamalıyım? Saldırmıyor muyuz abi? Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Haydi. Ben bir saniye çıkacağım buradan. Yani bu kaleyi sen kuşattın, tamam. Şurada bir ordumuz daha mı var? Yok, aşağıda yok. Tamam. Devam et abi kuşatmaya. Yalnız burayı alabilir miyiz? Sonradan destek gelirse problem yaşarız. Normalde 162 çok bir şey değil ama. Ne imparatorluğundan? Batı imparatorluğundan Garios tarafından tutsak alındı. Nerede lan? Ha, orduyu bekliyoruz. Satros'un ordusunu bekliyoruz, öyle mi? Ha, ben bunda aslında geride kalacağım bu savaşta. Çok fazla ön plana gitmeyeceğim. Çünkü ön planda olduğum anda direkt bu kaleyi bana verecekler. Öyle hissediyorum. Tamam, orduya yardım et. Saldır. Tamam abi. Çok teferruata girmeye gerek yok. Hazır. Hadi gençler. Nathanos, Doğan, benim yanımda kalsanız arkadaşlar. Oha. Nereden geldi lan o? Önceki bölümde yaşadığımız gibi bir mancına kurban gitmeyelim. Top atışına.
Yalnız bir şey diyeceğim. Kule var mı abi? Kule geliyor. Buradan da koşbaşı geliyor. Abi açıkta durmayın lan. Kötü vuruyorlar. Neyse ki sayımız iyi. Haydi boşlarım benim. Kuleleri bir yerleştirin. İçeriye kuleye dalalım. Yürü. Boş başına kötü vurdular. Bu arkadaşın durumu iyi. Geliyor musunuz? Ne oldu? Ha, tamam. Hadi çıkalım. Burada çok fazla bir şey yok. Hop. Hadi bakayım. Hop. Abi şu duvara değme olayına gıcık oluyorum ya. Tamam. Hadi. Tamamdır abi burası. Hadi oradan. Hadi oradan. Aha. Çok iyi çatak tak geldin oğlum. Tamam, bunlar bir anda kalabalık oldu. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle dursam biraz. Tamam, siz orayı bir oyalayın. Ben şunları bir arkadan alayım. Hop. Sen bir git bakayım şuradan. Güzel. Tamamdır abi. Gel abi gel. Evet tamam. Şimdi buralardan yerine bir şeyler çıkacak mı? Kale kapısı buraymış. Tamam. Güzel abi. Kaç tane asker kaldı? Onları da öldürdüm de bari tamam hadi bitsin.
Güzel abi, burayı aldık. Rica ederim. Tutsak falan almayacağım abi. Şimdi satmakla uğraşamam ama şunları alırız. Daha sonra gidip satarız gerekirse. Bizim askerlerden update edebileceklerimiz var. Tamam. Abi süvari. Böyle. Tamam. Bu arada bende ne gelişti? Tekel gelişmiş. Bakalım abi, davranışlarına örnek ol. Senin birliğindeki askerler her savaştan sonra %5 daha fazla tecrübe kazanır. Birliğindeki askerler savaşa artı 5 savaş moraliyle başlar. Sayı üstünlüğü karşı taraftaysa birliğindeki askerler 8 artı 8 savaş moraliyle başlar. Yönetilen yerleşkelerdeki garnizon askerleri kent güvenliğini sağlamakta %30 daha etkilidir. Kesinlikle bu abi. Sonuçta bir iki tane de olsa küçük kale yönetiyoruz yani. Peki başka var mı? Başka yok. Abi şuraya bir gel. Asker topla. Şunları bir alalım abi. Bunlar sonuçta süvariye dönüyor. Şöyle abi, şöyle. Tutup şimdi batanyayla sakın savaşa girmeyin abi. Şunlardan alalım. Abi bana vermeyin burayı ya. En ucra köşedeki kaleleri bana veriyorlar. Niye? Hayır, niye yani? Bak, çekimserim diyeceğim, direkt bende kalacak. Ben burayı nasıl savunacağım abi sonra ya? Ya şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani kalenin olduğu yere bakar mısınız? Bir taraf Batı İmparatorluğu, bir taraf Kuzey İmparatorluğu. Üst tarafta da Batanya var. Yani 3 ülkeyle de savaşa girdiğimizde ben burayı nasıl savunacağım? Böyle. Şuraya bir bakalım garnizonun durumuna. Garnizonu yönet. 46 asker varmış. O zaman 1-2 tane okçuları buraya atalım abi. Piyade olanları atacağım direkt. 7 taneyi buraya atalım. Bunları da at abi. Piyadeler hep gitsin. Benim elimde hep atlılar kalsın. Tamam. 62 asker var burada. Okey. Kaleyi yönet abi. Durumun nedir senin? Şuraya bir 20 bin bağışlayalım. Bunları bir tamamla abi. Tamam. Şimdilik böyle olsun. Gel abi. Şimdi orduya katılmaya devam. Bir iki tane asker toplayalım şuradan. Gel şuraya. Asker topla. Yok, bunları istemiyorum. Asker topla. Okçuları al bari. Yukarıdan aşağı doğru mu geliyoruz? Yalnız bir sıkıntı var. Bundan sonra kesin Batanya ile savaşırız. Batanya topraklarına çok girmeye başladık çünkü. Peki şimdi neyi bekliyoruz abi? Ayrılsam şunu halletsem olur mu?
Gelecek var diye tahmin ediyorum. Ha, tamam yardım et. Saldır. Orada kalenin genel durumuna da hiç bakmadık. Durum nedir yani? Fazla bir asker de yokmuş aslında, direktmen simülasyon olayına da girebilirdik burada. Uzatmamak için. Yapma kuleleri sanırım şu an yok. Şey de yok. Sanırım merdivenlerle piyadeler yukarıya çıkacak. Öyle algıladım ama yanlış mı düşünüyorum acaba? Hadi bakayım. Şeytan diyor ki çek şunu. Tamam. Ya kafasına kafasına vurdum mu ölüyorlar genelde. O bizim adam. Güzel. Arkadaşlar gelir misiniz lütfen? Peki. Hadi bırakın lan adamı. Güzel. Sana direkt şu çiftliği alsam, gönderdi silahı. Biraz daha rahat öldürürüm ama şu kalkanlılar biraz zamanımı kaybettiriyor sadece. Başka bir şey yok. Hadi. Hadi git. Gider misin? Yok abi. Gel hadi gel. Neredesiniz? Gel. Sen daha bir bastır. Ama bunlar da yani karalanlar, bunlar da vuramıyorum ki abi. Bizim askerleri de bir yandan sıkıştırınca indiremiyorum askerleri. Yani düşmana denk gelmiyor. Hep bizimkilere denk geliyor. Tamam ama şu okçuları hallederim. Tamam ben burayı oyalıyorum abi. Abi vursana. Allah Allah, kıçını dönmüş sana doğru geliyor. Kalkanı bir indirirsen ben biliyorum yapacağımı. Al ulan. Al ulan. Al ulan. Al ulan. Başka? Tarafta kimse yok. E hadi bitirin abi. Değil mi? Sonuç. Sanırım bitti. Tamam, kaleye mi çekildiler? Ne oldu? Yok, bitmiş. Hayatımızı kurtardın Şahin Bey. Sen gerçekten çok iyi bir dostsun. Rica ederim. Tamam abi, şunları ver. Bir saniye. Geri gelebiliyor muyduk? Gelemiyoruz. Tamam, şunları da ver. Burada bir tane katapult askerini bıraktık. Niyeyse. Neyse, yapacak bir şey yok. Çık abi. Şimdi en yakın şehir Marunat var. Şurada Lageta var. Lageta'ya gidip aslında... Gerçi yok, dur.
Burada biraz asker mi bağışlıyoruz? Asker başlayalım buraya ya. Garnizona asker bağışla. Dur abi, şunları bağışla. Başka? Başka bir şey veremem. Burada biz senleri update edelim. Tamam. Buraya gel. Asker topla. İşte bunları istiyorum ben. Böyle Kuzey İmparatorluğu taraflarında kaç tane şey istiyorum? Ha, Gravlandia toprağıymış, değil mi? Pardon, pardon. Yok abi, orayla işim yok. Gel şöyle. Bu kaleyi de alacağız mı? Önce bu kaleyi de alalım. Hocam. O. Böyle yapalım. Orduya katıl. Ya önünde kale varken ta aşağıdaki kaleye niye gidersin abicim? Önünde bir tane kale var. Fethede de aşağı insene işte. Daha niye uğraşıyorsun? Bak yukarıdaki adam açtı. Ne abi, ne oldu? Benim kaleyi şu an mahvediyorlar yani. Öyle bir durumdayız. Bana az önce verdikleri kaleyi şu an geri alacaklar. Oo, bu arada Aseray da savaş hazırlıklarıyla uğraşıyor. Şimdi buradaki kale alınır mı? Bir saniye ya, bir tam ekrana bakamıyor muyum? Yani büyütemedim şu anda. Böyle bakacaktım. Bak şu an benim kale kuşatma altında. Muhtemelen biraz sonra alacaklar. Ha, bu arada içeride çok bir şey yokmuş bunun. 56 tane savunan varmış. Direkt asker göndereceğim abi. Şeye girmeye gerek yok. Abi almayacağım hiçbir şey. Bunlara ver. Devam et. Ya şimdi şöyle diyeceğim. Şuradaki kale dururken niye ta geldin buradan, adamların şehrinin yanındaki kaleyi aldın? Bu adamlar zaten buralarda toplanıyor şu an. Yani gelip bunu da alırlar yani. Ha, bunu da bana verecekler. Çeşimser mi lan? Ya adamların dibindeki kaleyi bana veriyorlar ya. Burayı kuşatmayacaksın değil mi? İçeride 800 bilmem kaç tane adam var. Buyur. Fatih İmparatorluğu ile barış. Geçimser mi abi? Neyse, en azından barış yaptık. Bunu atlı okçu mu yapalım, süvari mi? Süvari 16 burada var. Ben bunu okçu yapacağım abi. Abi devam et. Şimdi gel şuraya. Arena varmış. Bir de arena yapalım mı? Tutakları bir sat. Ticarete gel abi. Şöyle yapalım. Şöyle iyi demirden ya da iyi çelikten dövülmüş herhangi bir şey var mı? Görüntüde yok. Şunların hepsini sat. Bu cüyolar kalsın. Bunları da sat. Üstümüzdeki daha iyi. Şu bundan daha iyi. Şu bundakinden de daha iyi.
dakika bu 22. Bu 17. Tamam. Öyle dursun abi. Tamam, hepsini sat. Güzel abi. Şu an için sıkıntımız yok gibi. Erzağımız az. Şuradan biraz erzak alalım. Biraz tahıl, balık. Hepsinden şöyle bir üçer beşer tane alalım abi. Tamamdır. Peki kaç günlük yiyeceğimiz var? 41 gün yetecek yiyeceğimiz var. Tamam, barış yaptık. O kalenin de sahibi benim herhalde, bilmiyorum. Bunu da geç abi, okey. Şimdi buraya gelmişken bari bir de arenaya girelim. Mervürlü miğfer ne abi? Kafa zırhı 46, ağırlık 3.2. Bakalım bizimkinden daha mı iyi acaba? Böyle bir tane sallasam yemedi. Tamam, panik yok. Panik yok. Tanesi neden kesin lan? Güzel. Güzel. Nathanos, kardeşim. Bu sarıları bir indir abi. Sarıları bir indir abi. Sarıların sayısı çoğaldı bir anda. Nathanos, vur abi. Acıma. O benim kardeşim lan. Kardeşimden uzak dur. Hadi orada. Tamam. Lan. Aha. Güzel. Güzel abi. Üf. Dur. Bunlar şunu değiştirebiliyor muyum? Değiştiriyorum. Nathanos'u öldürdüler. Terbiyesizler. Gel buraya. Ulan boşta bir at yok mu? Güzel abi. Hop. Güzel. Orada tut onu. Tut onu orada. Ha, bitti mi? Dur abi. Tut orada. Tut abi. Kımıldamasın. Güzel abi. Tekli tek miyiz? Hiç şansın yok. Bir tepik. Hop. Hey. Tamamdır. Yani savaştan savaşa koşturup duruyoruz bir iki bölümde. En azından kanımız yürüsün değil mi? Aha. Nathanos. Kardeşim. Kusura bakma ama. O miğfer benim olacak. O miğfer benim olacak. Halim Şumsan. Sumsan. Neyse işte abi. Onunla karşılaşıyoruz. Look at him run. Yapacak bir şey yok. Bunlardaki sıralamamız nedir abi? Bir oraya bir bakalım. Bu 59. sırada, 59 puanla birinciyiz. Tamam. Bayağı da fark atmışız. Güzel abi. Ticarete gel şimdi. Ha, bendekiyle bu aynı. Hatta bendekinden çok küçük bir ağırlık farkı var abi. Ben bunu alsam yüzümüz görünsün bari. Madem aynı. Şunu da Doğan'a mı verelim? Doğan biraz daha sanki diğer arkadaşa göre iyi. Tamam. Helalde. Hekimlik gelişmiş. Güzel. Dünya haritasında hareketsiz haldeyken iyileşme oranın %30 arttırır. Kuşatmalar sırasında yerleşkede
Erzak tüketimini %5 azalt. Dünya haritasında hareket halindeyken iyileşme oranını %15 arttırır. Hücumda olduğun her savaştan sonra kaybedilen 10 can puanı geri alır. Geri al. Yapmalar sırasında yerleş ki erzak tüketimini %5 azalt. Şu aslında çok iyi. Ama bunun da şu olay iyi. Ben üsttekini seçeceğim abi. Sırf şu kuşatma sırasında erzak tüketimini biraz azalttırabilmek için. Başka bir şey var mı? Bir puanımız var burada. Serseriliğe verebiliriz abi. Biraz serseriliği de geliştirmek istiyorum. Buna bir puan verelim. Tamamdır. Gel abi şimdi. Bir iki tane şey alalım. Asker alalım. Bu arada bir önceki bölümde evlilik olayından bahsetmiştik. Bakalım bu bölüm olmazsa bir evlenelim abi. Kadın, canlı, imparatorluk olsun. Biz imparatorluk olduğumuz için onu seçiyorum. Yoksa fark etmiyor zaten. Lord Lady bekar. Doğru mu? Doğru. Yaşa göre de sırala. Bu kataloğu düşüne çok güzel düşünmüş bu arada. Teşekkür ederim kendisine. Sefer oğullarından Aliya. Bu bizim zaten. Benim bacım değil mi lan bu? Tamam. Geç abi. Şimdi normal şartlarda askeri yeteneği iyi olan biriyle evlenmeyi genelde insanlar söyler. Yani mesela Tera gibi askeri liderliği falan gelişmiş biriyle evlenmek her zaman iyidir. Niye? Ordunun başına vermek için. Ama ben ordunun başına vermeyeceğim abi. Evinin kadını, çocuklarının anası olacak o kız. O zaman biraz daha ilerleyelim. Geçtik abi. Güney İmparatorluğundan biri de olabilir. Batı İmparatorluğu da olabilir. Şu an savaşta değiliz nasıl olsa. 21 yaşındaymış. Kimmiş bu? Rustika İç Savaşlar Ağaya destekleyen imparatorluğun soylu bir ailesinden geliyormuş. Babası kim bunun? Seran olmuş. Bir tane küçük kız kardeşi varmış. Bu olabilir. Ama şu vekilliği biraz daha iyi olan birine bakmayı planlıyorum aslında. Doğru bir yolda mıyım onu da bilmiyorum. Önceki bölümde Debea mıydı? Dabeya mıydı? Neydi? O öyle birine bakmıştık. İtalya da iyi aslında. Ama bu da sürekli savaştan savaşa koşturup duruyor. Adrikia. Abi bu da yani tamam özellikleri çok güzel ama eli sıkı hem de düzenbaz. Yok abi geç. Debana normalde bunu görmüş şey bunu düşünmüştük. 24 yaşındaymış bu arada. Şöyle bir bakalım. O mesela bunun da vekilliği çok iyi. İhtiyatlı. Mertlik, şan ve servet kazanmak ya da amacından ilerlemek vesaire. Ama bu şeyde. Dur abi dur. Bu Debana ile evlenelim biz ya. Tamam Debana ile evlenelim. Nerede? Danustika'da görülmüş. Gel abi Danustika'ya doğru. Bölümü bitirmeden evlenelim ulan. Yolumuzun üzerine giderken de bir iki köye bakalım. Şeyler varsa. Lan kaç askerimiz? 62 mi? Asker topla abi. Yok bunları istemiyorum. Atlı askerleri özellikle alacağım. Olmazsa kuzey tarafına girebilirim. Sırf atlı asker alabilmek için. Gel abi. Umarım şu an herhangi biriyle savaşmayız. Yani savaş falan açan olmaz. Ya da biz kimseye açmayız. En azından şu iş bitene kadar. Asker topla. Geç abi. Zeonika'da da şey varmış. Arena. Girmeyeceğim. Şöyle bir bakalım. Arena'ya değil, pardon. Asker topla. Şunlar aslında çok iyi ama. Geç abi. Bir ulak Tomund'dan Aliye'ye evlilik teklifi. Bir saniye. Aliye bizim kız kardeşimiz.
Yok abi. Evlilik mevlilik yok. Reddet. Bu arada Rabia neredeydi? Danustika'daydı. De bana. Kızın adını daha söyleyemiyoruz. Evlenmeyi planlıyoruz. Gel abi şu Danustika'ya. Şu okçuları alalım mı diye düşünüyorum bir yandan. Ama yok abi almayacağım. Ben direkt atlı okçu ya da atlı asker alacağım şeyden. Kuzey tarafından. Başka türlü olmayacak. Gel abi şöyle. Tamam. Şimdi kaleye bir gidelim. Devana buradaymış. Devana ile bir konuşalım abi. Benim adım Şahin Bey hanımefendi. Sen kimsiniz? Ben Mestrikaros hanesinden Devana. Ailemiz imparatorluğun ilk günlerinden beri senatoda yer almış ve görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirmiştir. Konuşmak istediğim bir şey var. Ha, benim adımı duydun. Çok cesur biri olduğunu söylüyorlar. Ölmek gibi olmasın öleyimdir. Eğer kader bir gün dövüşmenizi gerektirirse bu benim için bir onur olur. Eğer kader bir gün dövüşmemizi gerektirirse niye dövüşelim ya? Niye dövüşelim ki? Peki. Teklif ne teklif ediyorsun? Ateşli bir hayranınız olduğumu itiraf etmek istiyorum neydim? Evet, teklifleri gözden geçiriyoruz. Böyle şeyler aceleye gelmez. Peki. Belki sen ve ben. Tamam, gözden geçirebilirim sanırım. Okey. Adet olduğu üzere arada sırada buluşuruz. Tamam, hemen buluşalım abi. Fazla uzatmaya gerek yok. De bana, konuş. Tamam, pekala. Birlikte biraz vakit geçirme şansına sahip olduğumuz için mutluyum. Ha, burada şey vardı değil mi? Tamam, burada sorular olacak. Şurada %100 olanları sırayla bir denemek istiyorum. Ama önce şu. Başarılı. Devam. Bu. Güzel. Bunu yapalım. Okey. Yani %100 rakamını görünce şeyleri okuma ihtiyacı bile duymuyorum açıkçası. Ama okumakta fayda var. Tamam, görünüşe göre çok ortak yanımız var. Anladım onu. Peki Debana'nın babası kim şimdi? Babasından gidip kızı isteyeceğiz. Başlık parası vereceğiz. Bunun babası Oros'muş. Oros nerede abi? Nerede bu? Burayı bana bir göster bakayım. En son buralarda görülmüş. Ha, şuradaymış. Şu mu lan? Dur. Oros'un birliği. Gel lan. Oros. Lan. Dur. Kızını alacağım, dur. Sen kimsin, ne istiyorsun lan? O kadar savaşa girdik, terbiyesiz. Benim adım Şahin Bey beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Tamam, anladım. Adımı duydun, sohbet havasında değilim vesaire. Konuşmak istediğim bir şey var. Evlilik yoluyla ailemiz arasında bir ittifak öneriyorum. Kendim istiyorum. Yani kendime istiyorum. Debana için uygun bir eş arıyoruz. Evet, çok güzel bir fikir. Şimdi sen benden ne istiyorsun? 40.000 altın. Çok değilmiş. Başlık parası olarak verdim gitti. Peki düşürebiliyor muyuz abi? 40.000 minimum rakam oluyor öyle mi? Dur abi. Tamam, ver. Hadi düğünümüze.
Rahim Bey yazın ikinci günü 1088'de Rebana ile evlendi. Tamam. Gidebiliriz abi. Okey, takas teklifi kabul edildi. Şimdi madem evlendik. Bir dakika. Ne bir iptal edemiyor muyum? Ne bir iptal et abi. Tamam. Şimdi şuraya doğru bir gel. Bana buradan asker verin abi. Şunları bana ver. Tamamdır. Kaç oldu? 69. Bir tane daha bulursak 70'te bırakalım abi. Amenon Ragea ile evlendi. Güzel abi. Şunu alacağım. Ben gelmişken şunları da aldım. 73. Bakkalatta bir tane de şey varmış. Şunu al. 73, 74. Tam 80 askerimiz oldu. Güzel, böyle bırakalım. Bir süre bekleyelim. Burada bir de şey var. Adana var. Oraya girelim en azından. Tamam. Adana'ya gir. Yani turnuvaya aslında şey için katılacağım. Aa, yok, gerek yok. Böyle 10k eden bir at falan bir şey verirse dedim ama yok, vermedi. Yani verdiğimiz parayı bir yerden çıkarmamız lazım çünkü. Abi kendi kalemize doğru gidelim şimdi. Herhangi bir yerde savaş başlamadan kendi topraklarımıza bir geçelim. Aha. Tam dediğim gibi bak, direkt Batanyalılarla savaşa başlayacağız. Gel abi, direkt öbür tarafa gel. Batanyalılar buraya doğru gelir mi? Benim kaleme doğru. Benim eşimi şu kalenin yönetimine vermeyi planlıyorum aslında. Tamam. Abi herkes zaten veriyormuş. Ben çekimselim diyeceğim. Yapacak bir şey yok. Batanya ile savaşıyoruz şimdi de. Tamam abi. Gel şöyle. Gel abi, direkt şu tarafa doğru gel. Neyse. Seriye kaldığımız yerden sonraki bölümde devam edelim arkadaşlar. Şahin Bey'i evlendirdik ama şu an henüz bir yere vekil tayin etmedik eşimizi. Devana ile evlendi. Şu an Batanya, yani Batı İmparatorluğu'yla savaşı bitirdik. Neyse, hemen Batanyalılarla savaşmaya başladık. Onu da hiç anlamış değilim. Yani bir gün bekleyin, biraz mola verin ya. Tamam, evlendik diye hemen de gidip sefere şehit mi olalım yani seferde. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir olayı keşfettik, çözdük. Daha öncesinden getirilmiş ama ben daha önce hiç bakmamıştım. İlk bölümlerinde de bu serinin zaten İngilizceydi. Bu Arena Üstadından beceriyi sıfırlama olayı. Böyle göstereyim. Yanlış anlamadıysam burada aktif ettiğimiz oranda sanırım biner biner artıyor olabilir. Yani para olarak 1000 altın istiyor olabilir her biri için. Toplamda sıfırlıyor, tekrardan dağıtmanızı olanak veriyor. Biz cazibede mesela sıfırladık. 3900 müydü neydi, o şekilde bir altın istedi bizden. Yani güzel bir olay olmuş, güzel bir detay olmuş. Ben onu önce fark etmemiştim, sonradan forum sitelerinde falan gördüm aslında. Güzel de olmuş bu olay. Yanlış dağıttığımızı düşündüğümüz bir şeyi parayı topladığımızda sıfırlama olayı güzel bir davranış. Teşekkür ederim. Peki. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, bildirim butonuna basmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.